şaşırttın be Ömer! Böyle saçma bir sebep yüzünden kendini öldürmeye kalkacağın aklıma gelmezdi. Saçma bir sebep değildi. Nasıl değildi be? Bir kızın güzel gözleri seni görmedi diye kendini öldürmeye kalkmak saçmadan da beter. Buna düpedüz enayilik derler. Enayilik! Aşk Hayır. derler. Eğer insan deli gibi aşıksa ve hiç ümidi yoksa... ...tek kurtuluş çaresi ölmektir. Aman ne büyük felsefe! Oğlum, o senin aşk dediğin tıpkı nezle gibi, karın ağrısı gibi bir hastalıktır. Eğer kafanı kullanır, tedavi edersen bir haftada geçirirsin. Her nezle olan, her karnını üşüten intihara kalkarsa dünyada adam kalmaz be! Şaşıyorum. Nasıl duygusuz olabiliyorsun? Neden duygusuz oluyorum? Birine tutulup kendimi kayalardan aşağı atmadığım için mi? Ne söylesem anlayamazsın. Faydasız. Bazı şeylerin varlığına inanmak için onları hissetmek, yaşamak lazımdır. Boşuna yorma kendini. Beni böyle bir enayiliğe inandıramazsın. Sayende bu ayazda sabahı ettik. İkimiz de donduk. Hadi kalk. Kalk da gidelim. Ya hadi kalksana be. Hadi kalk. Of, amma üşüdük be! Allah vere de kafayı vurmasak! Bunun ne önemi var sanki? Öyle ya! Ölümden dönmüş biri için gribe yakalanmanın lafı mı olur? Bana bak! Sana kızmaya başlıyorum! Sen yalnız enayi değil, hunzursun da! Ya şu haltı becerseydin, baban ne hale gelirdi hiç düşündün mü? Evet! Çok üzülürdü herhalde! Ama gene de sana vız geliyor değil mi? Bilmem! Ne olur beni rahat bırak Zehra, hiçbir şey düşünecek halde değilim. Yahu bir türlü aklım almıyor! Adam nasıl aşık olup karşılık görmedim diye kendini öldürmeye kalkar, ha? İnsanı hayata bağlayan bir şey yoksa, yaşamanın manası kalmaz. Ulan şimdi ağzımı bozduracaksın! İnsanı hayata yalnız bir kızın baygın bakışları mı bağlar? Bak, şu kör adamı görüyor musun? Herhalde hiçbirimizin onun kadar ümitsiz olmaya hakkı yok. Ama o her sabah köpeğiyle yaptığı şu küçücük gezintide bile bir yaşama sevinci bulabilmiş. Mesela şu Şaban, gece yarılarına kadar durup dinlenmeden müşterilere hizmet eder. Ama bir gün olsun hayatından şikayet ettiğini, hele ölmeye kalktığını hiç duymadım. Bir işe yaradığını bilmek onu mutlu etmeye kâfi gelmiş. Bak, eğer canına kıymak için bir sebep lazımsa, herhalde şu cücenin sebepleri senden fazladır. Hiç kimsesi yoktur. Ne yaşı bellidir, ne de bu adaya nereden geldiği. Evi barkı da yoktur. Yaz kış şu sandalın içinde barınır. Ama onun ağzından şimdiye kadar hiç intihar etmedim. Bak Murat Reis'e, onu babam gibi severim. Bu yaşta ne güç iştir bilir misin yaptığı? Hiç kesilmeyen öksürüğüne, zayıf kalbine aldırmadan boyuna didinir. Hastadır. Yorgundur ama hiçbir zaman ümidini kaybedip ölmeyi düşünmemiştir. Şuna bak, dükkanda uyumaya geliyor. Anlaşılan karısı gene eve almadı. Her akşam bu sefer son, bir daha yok diyerek sızıncaya kadar içer. Sonra gece eve gidince de karısından dayak yer. Ne yaparsın? Bu da onun hastalığı. O da mutluluğu şişesinde bulmuş. Belki güzel bir şey değil ama gene de ölmeyi düşünmekten iyidir. Öyle değil mi? Haksız mıyım? Bilmem, herhalde öyledir. Hadi, bugünlük bu kadar konferans yeter. İkimiz de güç bir gece geçirdik. Sen şimdi doğru eve git, biraz uyumaya çalış. Hadi. Zehra, benim için yaptıklarına teşekkür etmek istiyorum ama... Boş ver şimdi. Bir de teşekkür edebiyatına kalkarsak bu iş çok uzar. Hadi, eve git de biraz uyu. Deli oğlan!